Eşyalar İt ve Para Kazan başlıyor. Evet, onlar önümüze çıkan eşyaları iterek bir sürü para kazanıp yeni adamlar tutacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba ba. Şimdi dostum, oyunun mantığı çok basit. Bak, burada bir tane karınca var, tamam mı? Karıncayla başlıyor. Şimdi burada para var ya. Karıncayız. Aynen, karıncayla 250 kilogramlık bir sandalye ittireceğiz karıncaya. Bak, görüyor musun, o da nasıl güçlü itiyor itiyor. İttikçe de küçülüyor. Gücü azalıyor, karınca da küçülüyor. Bir süre sonra yok olacak. Ama kazandığımız paralarla ikinci karıncayı alacağız. Hatta he, bu iyiymiş. Bak, 3 karıncamız oldu. Ha. Bir tanesine burada televizyon ittirelim. Bunu da birleştirelim. Hatta televizyon daha ağır olduğu için ikisini birleştirip kertenkele yapalım. Aa, bunlar değişiyor. Evet dostum, birleştirebiliyorsun. Şu an kertenkele itiyor mesela. O daha güçlü kertenkele, görüyor musun? Hadi 30 kertiş. Kilogramlık şeyi itiyor. Televizyonu itiyor. Kertiş. Kısaltılma. Kısa hali kertiş. Şu an canlar. Bir tane daha alabildim. Hayır, hayır, yine başlattım ya. Birinci level geçemedik. Bir dakika kertiş. Ne yapıyorsun sen? Hadi kertiş, göreyim seni. Güzel dostum, güzel gidiyoruz. Buradan birazcık daha alabildiğim kadar karınca alacağım da bayağı karıncamız şimdi oldu. Şimdi iki kertiş yap. Şimdi iki kertiş yapacağım, kertişleri birleştireceğim. Tavuk oldu. Aa, horoz oldu daha doğrusu. Kertişleri birleştirdik, horuş oldu. Horuş? Horuş. Şimdi burada kertişleri birleştireceğim, bir horozumuz daha olacak. Bir tane de karınca kaldı ekstra, tamam mı ama dostum? Başlatıyorum. Ama karınca oldu, iteme. Bak, horozları görüyor musun? Kanatları açıyor, ne kadar güçlü itiyorlar. İt 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 it. Bunlar daha güçlü ittikleri için ne kazanıyoruz? Vay, ekstra paralar kazanıyoruz ve yettik mi? Birinci bölüm bitti mi? Bitti. Çok horozları iyi. Gördünüz mü canlar? Ekstra 100 para kazandırdılar bize. Şu an süperiz. Şu an bir sürü karınca aldım. Level 2'ye geçtim. Bu karıncaları birleştireceğim. Kertiş, birleştir birleştir. Kertiş oluşturdum. Kertişlerden horoz da. Horoz. Horoz. Keçi. Keçimiz var artık bir tane. Burada daha çok para var gibi. Keçi, buraya alalım. Keçi inadı diye bir şey var. Biliyor musunuz? Keçi inadı gerçekten çok iyidir. İnatla gönderecek onu şimdi. Bilmiyorum, hadi bakalım dostum. Ekstra paralar kazanacağız. Şu an keçimiz 30 kilogramlığı itiyor ama bence o daha öne gidecek ve sanırım seviye 2'yi de mi geçtik? Hadi hadi çok hadi. İyi, çok iyi. Ya biz mükemmeliz dostum. Seviye 2'yi de bitirdik ve ekstra bir sürü paramız oldu. Şimdi yine bir sürü karınca alıyorum. Gördüğünüz üzere burayı doldurdum. Bunları birleştireceğim bak. Bunları daha birleştirip da kertişleri bile alacağım. Keçileri de birleştirdim. İnsan yaptım. Aa, İnsanımız var artık dostum. İnsanın evrimini burada bulduk. Şu an insan yaptık. Karınca, kertiş, horoz, keçi, insan. Şu an bir keçimiz var. Bunu 30 kilogramlığa koyacağım. 60 kilogramlığa da şey koydum. İnsan koydum. Başla dostum. Daha fazla karınca alamıyoruz. Bu yaptığın insanlık değil. 60 kilogram olduğu için keçi daha fazla itecek. Mesela insan o kadar itemiyor. Ama gelen para daha fazla oluyor sanırım. Ve bir şey söyleyeyim mi? 3. leveli de bitirdik. Çak dostum. Çok biz iyi. Biliyoruz bu işi ya. 300 para daha aldık ekstra. Bim bam bom. Şu an bak, düşman. Her seferinde gelen karınca daha da azalıyor. Niye biliyor musun? Daha da zorlu oluyor çünkü. Niye ama daha da zorlu oluyor? 50 karınca nasıl itsin? Yapacak bir şey yok. İtecek. Orada para yok çünkü. Para olan yere koydum horozu. Ya burada yoldaki paralar alıyoruz ya, çok fazla para Ay geliyor. Gitti. Çünkü insan 150 itmeye çalışıyordu. Ay gitti. Yoldan 150 kilogramı. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Hadi bunlar kıtlar. Mükemmeliz canlar. İnanılmaz seviyede gidiyoruz. Seviye 5'e geldik de 300 kilogram nasıl itsin ya? Bizim birleşim yapmamız lazım. 300 kilogram itemez ki. İnsanı değiştirmemiz lazım. Kertişler birleşin. Kertişler horoz yaptı. Horozlar keçi yaptı. Keçiler insan yaptı. İnsanlar aslan yaptı. Kaplan yaptı. Şimdi insanın dostum evrimini dedim. Şimdi de insandan kaplan nasıl oluyor onu görüyoruz. Şu ana kadar fena gitmiyoruz. 300 kilogramı iteceğini düşünmüyorum ya. Baksana, itemiyorlar. Ah, itemiyorlar. Kaplan hayır gitti. Kaplanlar itemiyorlar. Yarıda bıraktık. Aa, çünkü itemiyorlar çok dostum. Ya bunlar da şu an onu birazcık güçlendirmemiz gerekecek. Bunların da aslında itmesini de çok fazla istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Şu an al dostum. Çünkü yeni seviyelere geçtikçe oyun daha da zorlaşıyor. O poroz itsin, bu da bunu itsin. Birleştirmedik. Yani hadi bakalım. Hadi yine dostum. Yolda kalacağız. Yolda kalacak, paraları alamayacak ama şu ana kadar fena gitmiyoruz. Bu seviyeyi de geçemeyeceğiz. Bak, birkaç tur daha bu seviyede oynayacağız. Hayır. Hayır, geçiyoruz. Geçtik. Seviye 6'ya geçtik. Ekstra para kazanıyoruz sanırım. 10.000 paramız oldu dostum. Çok karınca iyi. Gönder gönder gönder. Mesela şurada 45 yazıyor ya. Evet. Bu 50 olduğu zaman artık sanırım karınca olarak değil de kertiş olarak başlayacak diye düşünüyorum. Bence de yani kertiş olarak ekstra güçlenecek diye ya düşünüyorum. Emin değilim dostum, tamam ama yapacak bir şey yok. Horozları tamam birleştir. Güzel. Ya. Yani fena değil. Ay, 150 kilogram. Siz ikiniz ya bak, biraz daha karınca alamıyor muyuz? Peki şöyle koyabiliyor muyum? Peki ben bunun arkasında bunu koysa? Biraz daha karınca alamıyor muyuz? Biraz daha karınca alamıyor. Alabiliyormuş. Bir dakika. Şöyle yaptık. Tamam.
Peki böyle oluyor mu? Oluyormuş. İtebiliyorlarmış. Bu çok bitiyor, güzel. O bitiyor, bu bitiyor. O bittikten sonra tekrardan buna geçecek. Bu da itmeye devam edecek. Keçiyi de gördün mü? Evet, yok bu oldu. Bu güzel bir taktikmiş. Biz bunu yeni keşfettik canlar. Koy karıncaları, biraz kertiş üretelim. Kertişlerden horoz üretelim. Horozlardan keçi, keçilerden insan, insanı da kaplanın arkasına koyalım. Yalnız dikkatli ol, kaplan bir anda dönüp ıstırırsa karışmam. Yani şu an zaten o itmiyor. Kaplan küçülüyor. Aynen, küçülüyor. Şimdi insan itmeye başlayacak. Küçülüyor. Hop, ve bence bu seviyeyi bitireceğiz, biliyor musun? Evet. Ve 7. seviyeye geçtik. Bu oyunu çözdük dostum. Kertenkele üretiyoruz artık gördün mü? 140 tane kertiş ürettiğimiz zaman da farklı üretmeye başlayacağız. Ama 140 tane kertiş de çokmuş yani. Tamam dostum, bu da keçi itsin. Bunu yapacak bir şey yok. Devam et. Acaba diğer taraflardan kazanması mı mantıklı bilmiyorum ama. Nasıl ya? Ya her birini ayrı ayrı koymak daha mı mantıklı acaba para kazanmak için? Mesela şu an bir sonraki seviyeye de geçtik dostum. 7. seviyeye gelemiyor muyuz 7. seviyeye? Ama son anda bitti. Bastı ama. İnsan bastı oraya. Bence de bastı dostum ama sanırım gelemedik. Bir dakika ya, şunu da şuraya koyayım, bunu da buraya koyayım. Her birinden farklı olması sanırım ekstra fazla kazanmak için daha iyi. Yani şu an daha fazla para kazanıyoruz sanırım. Bitiyor bir yerden. Ama bittiği için mi kalıyor diyorsun? Bitiyor ya. Tamam, bir insan daha yaptığımız zaman yeni bir şey üretebileceğiz. Ay çok güzel. Bir sürü kertiş ürettik. Bunları horozları birleştir, keçileri birleştir, insan yap insanları birleştir, kaplan yap kaplanları birleştir. Ne geldi? Panda geldi. Panda. Pandanın arkasına bir tane horoz koyuyorum. Başla dostum, siz itebilirsiniz. Panda çok güçlü çünkü. Ah gitti öbürü. Yolda gitti. Panda dostum hadi. Diğerler daha iyi itiyordu. Hadi dostum yapabilirsin. Panda gitmedi bile. Panda gitmedi bile. Panda bayağı güçlüymüş canlar. Ya, buraya geçtiğim için ekstra güzel para kazandı. Seviye 7'ye geldik. Üret kertişleri. Güzel dostum, birleştir. Hop keçi. Keçi de şuraya itsin. Horoz da buraya itsin dostum. Yapacak bir şey yok. Ama aslında 130'muş. Şöyle. Ya 7. seviyeye geçersek de canlar 8. seviyeye geliriz. Hemen bitiyor. Dakika bile değil, saniye. Bak panda çok güçlü dostum, tamam mı? Her seviyeye geçtiğimizde gelen şey artıyor ya, para artıyor ya, o yüzden geçmek istiyorum. Ya bence sen pandayı teke koy. Panda tek. Tek başına yeter mi diyorsun? Biraz evet, önce dostum. 300 müydü 200 müydü kaçtı? Bak ne oluyor biliyor musun? Seviyeyi atladıktan sonra 300 olmuş. Evet şuraya o zaman geçelim. Yani seviye geçmeye çalışalım. Bence çünkü seviye geçtikçe canlar şöyle bir şey oluyor. Gelen para çok artıyor. O zaman tamam, sadece seviye için oynayalım. Yani seviyeyi oynayalım bence de. Seviyeyi oynadığımız zaman evet gelen ağırlıklar artıyor ama gelen para da artıyor. Çok şu anlık güzel gidiyoruz. Biraz daha üret. Kertiş koy dostum. Adını kertiş koydum. Bak dördü birden bunu değil de 300. Oo, bunlar biraz fazlaymış. Adını dağlara yaz. Şöyle yapabiliriz mesela, 200'lük ya da bunda 200'lük varmış. Panda ile insanı buna koyalım. Canlar. Bu ikisi de bunu itmeye çalışsın. Yani gelen para da itiyor. Gidecek. Panda bile dayanmıyor 200'lüğe. Baksana çok zor. İnsan da şimdi. İnsan da dayanacak. Gidecek. Yani seviye 10'a geçmek bizim için çok zorlu bir süreç olacak. Artık kertiş falan da alamıyorum. Niye alamıyorum? Çünkü gelen para azaldı dost. İtemiyorlar ki. İtebilseler para gelecek. İtemedikleri için para da çok az geliyor. Of. Yani seviye aslında çok hızlı bitiyor. Böyle hızlı aslında para biriktirmemiz lazım. Ya daha şey yok mu? Daha düşük kilogramı. Yok dostum maalesef. Baksana 300'den başlıyor. 300, şu an ürettiğimiz kertişleri birleştireceğiz. Bunları da birleştirip insanları da birleştirip kaplanla bunu koyduk mesela. Yapacak bir şey yok. Sen de şunu it dostum. İtemiyor. Direkt bitiyor zaten. Ya bunlar gidebildiği kadar gidecek. Bu ekstra paralar da Allah'tan topluyorlar canlar. Çok hızlı eriyor sanki yiter ya. Yapacak bir şey yok dostum. Böyle böyle azıcık da olsa para kazanıyorlar. Ya bir sanki şey tereyağı derken kertiş o bizim. Tereyağı hemen çat diye eriyor işte. Şu an bunları birleştirelim canlar. Bunlar da şunu itsin. 300'lüğü itsin. Yapacak başka bir çaremiz yok çünkü. Yani bu şekilde para birleştirip yani para kazanıp yeni yaratıklar, yeni canlılar almamız gerekiyor. Daha alamıyoruz. 60'da kalıyor. Bak kertişler hemen azıcık para biriktirip bırakıyorlar. Ya işte onları niye harcıyoruz ki? Birleştirip arkaya atsak ya. Ya aslında şöyle seri seri para kazanmak daha mantıklı biliyor musun? Bak şöyle birleştirdik ki her birinde birinin olması daha mantıklı aslında. Mesela şu şekilde bahsediyorum. Yani şöyle her birinde biri var ya. Böyle daha evet. Mı çok para kazanıyoruz bilmiyorum. Ya da daha seri bitiyor oyun aslında. Çok bak seri bitiyor. Seri başlatabilirsin. Seri hızlı yapabiliriz mesela. Onlar daha bu şekilde daha fazla bitiyor. Para kazanırız. Hemen kertiş üret. Hızlıca birleştir. Daha sonra hemen başlat dostum. Mesela bu şekilde seri seri oynayarak yeni paralar kazanabiliyoruz. Ama birazcık zorlaştı canlar. Oyunun basitliği. Oyunun başında çok güzeldi oyun ya. Şu an mesela buraya geçemiyoruz. Taktiksel hata mı yaptık bilmiyorum ama. Bence parçalarsan bu şekilde taktiksel hata olur. Böyle parçalarsak hata mı oluyor diyorsun? Bence.
Ben de daha hızlı oyunu bitirip daha hızlı başlatabildiğim için daha fazla para kazanıyoruz diye düşünüyorum. Bak seri seri görüyor musun? Ya daha fazla para kazanıyoruz da belki hepsini birleştirince taşıyacak onu bu seviyeye. Şu an işte birleştirip pandaya geçecek birini arıyoruz dostum. Bak birleştiriyoruz görüyor musun? Evet. Birleştirip yenisini alıyorum. Birleştir dostum birleştir. Tamam. Alabildiğimiz kadar alacağım. Şu ana kadar müthiş gidiyoruz. Artık yenisini evet. alamıyoruz. Birleştirebildiğin kadar birleştir dostum. O güzel pandalar evet. birleştir. Fil geldi. Çok bu iyi. Mükemmel oldu dostum. Filin arkasına da kimi koyacağız biliyor musun? İnsanı İnsan. Koyacağız. Fil dikkatli ol lütfen. Bak fil bile dayanmıyor ama yavaş, dostum bu gerçekten yavaş, zor bak. Yavaş, fil bile yavaş, dayanmıyor. Yavaş. Yani burayı geçmemiz çok uzun sürecek. İnsan da dayanmıyor. Hiçbir faydası yok. Birazcık daha kertiş yapacağız ama kertişlerinde bir avantajı olmayacak. Ya neden ama neden mi? Ama zor dostum oyun gitti de zorlaştı. Seviye ona geçemiyoruz canlar. Hadi. Son kez bir tane daha denemek istiyorum. Yeni kertişler alarak hop bir sürü kertiş bir sürü kertiş. Bunları da birleştir. Hop başla. Bu tarz oyunları sık sık oyuncağıyla kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.